bastım. Şeker koymuşum diye. Değerli basın mensuplarımızın 9. yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü, günün anlam ve önemini vurgulayan... Sayın Valim, kahraman gazilerimiz ve kıymetli konuklar. Bugün asil Türk milletinin bağımsızlığını ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün bir cesaret ve feragat ile canları pahasına mücadele eden kahraman gazilerimizin şan ve şeref günüdür. Bu müstesna tarih aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaralandığı halde zafer kazanılana kadar cepheden ayrılmayarak milletimiz ve ordumuz için örnek bir fedakarlık sergileyen Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik Ünvanı ve Mareşal Rütbesi verilişinin 99. yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, tarih boyunca şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı kutlu yolda ilerleyerek nice zaferler kazanmış, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmış, üzerinde huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır. Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan kahraman gazilerimiz. Yüksek bir sorumluluk duygusu ile ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve aydınlık geleceğimiz için canla başla mücadele ettiniz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz anlayışı içerisinde mücadeleye devam ediyorsunuz. Gaziler Günü, Türk kahramanlığının en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taşlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini, üniter yapısını ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan ailelerini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm mağlup gazilerin şeref günüdür. Atatürk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Anadolu'ya sürdüler. Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık kavgalarına sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip
vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevs Anlaşması'nı milletimizden zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Anadolu'ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün ateşli imtihanını Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 200 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk ordusunun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini, kaderini Anadolu'nun düşmandan kurtuluş yolunu açmıştır. Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanıyla maraşallık rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatanla dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkların eseridir. Tarihi her dönemde hür yaşamayı halkın ve istihdamı can parasını ilk edilen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur vermeyi sahipmiştir. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır.